takma kafana. Bak bu gibi durumlar kimin gerçekten dostun, kiminse gizliden gizliye düşmanın olduğunu öğretir. Tamam. Neyse ben tiyatro salonuna gideyim. Selim provadan önce çalışırız demişti. Aa, sen de uğrarsın değil mi? Daha sonra uğrarım. Önce bir Dilaver'e gideceğim. Hı? Dersten önce bir uğra demişti. Tamam. Hadi iyi provalar. Sağ ol hala. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Kızım say say bitmez. Sevmiyor. Kızım böyle daha heyecanlı oluyor. Allah'ım ben ne kadar yaratıcıyım ya maşallah. Ay canım çekti bana da biraz versen. Ha? Ya olmaz şansımı bozarsın. E iyi işte yerken ben de sayarım. Sevmiyor. Ya karıştırırız o zaman. Bak ne yapalım biliyor musun? Bu paketi bitirelim. Sonra kantine gidelim. Bir paket daha alalım. Onu da beraber yiyelim. Aman iyi tamam. Seviyor. Tamam. Ben de Murat'la çıkarsan ben de yaptığın bütün saçmalıkları teker teker anlatacağım. Bana bak anlatırsan konuşmam seninle. Sevmiyor. Kızlar niye girmediniz? Müdür Dilaver önce Romeo, Juliet ve Merkisho'yu alacakmış. Biz de sonra gireceğiz. Ceren ne biçim konuşuyorsun? Nasıl konuşuyormuşum? Ceren, yoksa sen de mi rahatsızsın benim Juliet olmamdan? Ne alakası var canım? Ben niye seni kıskanayım ki? Kıskanıyorsun demedim zaten. Bir meşale verin bana. Tepinmeye hiç niyetim yok benim. Işığı ben taşıyayım kederli olduğum için. Olmaz sevgili Romeo. Sen de dans edeceksin. Hayır. Etmeyeceğim yeminle. Sizin dans için hafif ayakkabılarınız var. Ya hocam ya. Şimdi biz bu oyunla yarışmaya katılacağız ya. Sence biraz komik olmayacak mıyız? Ya ne bileyim kaçıncı yüzyıla geldik hala böyle aşk mı var? İnsanlar böyle mi konuşuyor? Absürt olmayalım. Oğlum bu bir klasik her zaman geçerli. Nasıl her şey değişiyor aşk hiç değişmiyor. Herkes için her zaman değeri aynı. Bu oyunda öyle. Ha, klasik diyorsun yani. Bunları Romeo'nun etkisinde kaldığı için söylüyorsun yoksa Ayşegül mü söylettiriyor? Ayşegül. Aslında haklısın ya. Ayşegül seni Romeo yaptı. Ha tamam aileleriniz izin veriyor ama hani okulda aşkınız efsane gibi oldu. Romeo Juliet gibi. E senden de artık bir efsane bekliyoruz. Ne efsanesi ya? Bir tek senin kız arkadaşın yok. Togar'ın da yok. İstiyor ama olmuyor. Olamayacak da. Neyse hadi. Peki Fethi ile Naciye ne diyorsun? Onlara ne diyeceksin? Kıvırıyorsun diyeceğim. Gerçi sende bu aralar bir numaralar var da söylemiyorsun gibi ha? Yok canım sana öyle geliyor. Murat, kaç senelik sınıf arkadaşımsın artık seni tanıyorum. Var bir şey. Ceren mi? Ne? Ben cevabımı aldım. Hadi çok konuştuk devam edelim biz. Saçmalama Selim ben evet falan demedim. Evet demek için her zaman evet demek gerekmiyor. Hadi oynayalım. Aa, Ayşegül sen ne zaman geldin? Şimdi geldim. Hadi... Biz provaya başlayalım. Müdür Dilaver neredeyse gelir değil mi? Hadi. Tamam. İşte tiyatro çalışmasına katılacak öğrencilerin tam listesi. Bunu derslere giren bütün hocalara teker teker dağıtacağım. Almeda. Peki hangi tarihten itibaren benim dersime girmeyecekler? 1 Mayıs'tan itibaren. Bak altta yazıyor. 1 Mayıs 19 Mayıs arasında çocuklar tiyatro provası yapacaklar. Tamam gördüm. Peki girmedikleri dersleri nasıl telafi edecekler? Hafta sonu ek ders koyarız diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Şimdi hemen ben bunu dosyama koyayım. Melda bugün çok güzel görünüyorsun. Ay her zamanki halin. Yok canım. Saçlarını toplamışsın. Makyaj değişmiş. Kılık kıyafet desen konuşuyor. Çok genç görünüyorsun. Ay aman bana genç olmaktan bahsetme. Yani sabah sabah yeteri kadar zaten başımı ağrıttı bu mevzu. Gel. Günaydın. Gel bakalım. Çaylarınızı getirdim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Melda hocam. Bugün ne kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demedim mi ben sana? Ya Selda şu kapıyı açar mısın artık? Hayır. Ya acıktım diyorum bir şeyler yiyeceğim ya.
Öyle mi? Yemeğin hazır. Buyur ye. Ya ama Selda ya. Ama Selda, ama Selda. Ben senin niyetini biliyorum. Buraya girmek ve benim ne yaptığımı görmek istiyorsun. Ama sana kısaca pışık diyorum. Kapıyı kapattım ve kilitledim. Her ne yapıyorsam yalnız yapmak ve yaptığım şeyi kimseyle paylaşmak istemiyorum Duman. İnşallah Ferit gelir de senin o saçındaki beyazlardan kurtulmak için içeride ne saçmalıklar yapıyorsan onu görür. Göremez çekim, göremez. Çünkü mutfağa sihirle girilemez sihri yaptım. O da aynen senin gibi kapıda durup böyle seslenmek zorunda. Sen var ya, sen hakikaten kafayı yedin ha. Sana ya abi gözüme gelecek. Çek şuradan sen ya. Çocuk gibi. Ya çocuk. Al dur. Al hop. Şunu yerde. Aa. Bak al sen. Kafasına geldi. Hop hop. Kafama geldi. Dur ya. Cem, bir bakar mısın? Yapma. Duvar tarafı çok sıkıcı. Beni boğuyor. Yanına oturabilir miyim? Sınıfta her yer boş. Arkama, orta sıraya, istediğin yere oturabilirsin. Yalnız oturma diye söyledim. Ben bundan hoşnutsuz değilim. Sağ ol, keyfine bak. Uf ya. Hadi arkadaş, geçer misin yerine? Tamam ya. Günaydın çocuklar. Hoca geldi, yerine geç. Aa. Yavaş ya, tamam hoca geldi. Otur yavrum, otur. Otur, otur hadi. Bu kadar mıyız? Hocam, sınıfın geri kalanı provada. Öyle mi? Müdür bey, bana tiyatroya katılacak olan arkadaşların isim listesini verdi. Tiyatro çalışmasına katılacak olan herkesin adı burada bir bir yazıyor. Bakın. Sonra, hocam ben de tiyatro çalışmasındaydım diye ders ekmeye kalkmayın. Çok kötü külahları değişiriz ona göre. Açın bakayım sayfa 15. Hiç merak etme. Ağlama artık. Montekiye giden o kaçağın yanına öyle birini gönderip öyle farklı bir şey tattırırım ki ona. O zaman sanırım için rahat eder. Olmadı yavrum, baştan. Nasıl olmadı hocam? Ben bunu tam 20 kere aynı cümleleri kurarak hep söylüyorum dünden beri. Kızım tabii ki yapacaksın. Çünkü sen rolü Tuğçe gibi oynuyorsun. Kabul et tavrıyla oynamanı istiyorum. Kabul et gibi konuş. Ay pardon ki. Ay ben bunu ömrüm hayatım boyunca görmedim ki. Hayret bir şey yani. Nasıl yapayım ben onun gibi? Ya konsantrasyonum bozuldu. Ara veriyorum ben. Sen ara veremezsin yavrum. Ben ara veririm. Al teksin çıkışları. Sen o sahnede bizim ruh sağlığımızı bozuyorsun. Çekil kenara. Çekil. Otur. Hadi bakayım Toygar. Bir adım öne çık yavrum. Seni görelim. Hadi abi. Hadi abi göster. Hadi. Kendini. Başaracaksın. Güveniyoruz sana. En iyi sensin abi. Tamam. Tamam. Hadi yavrum. Hadi. Montegüler'den biri sesine bakılırsa. Kılıcımı getir bana çocuk. Oğlum git getir kılıcı. Abi herif... kılıç nerede? Gördün mü? Kılıç. Narcı. Tamam. Tamam. O zaman. Bu herif geçirip bir maske suratına ne cüretle gelmiş böyle. Alay etme eğlencemizle. Soyumun adı üzerine and içerim ki günah olmaz öldürmek bu herifi. Bak amca. Güzel. Düşmanımız Montegüler'den biri nispet vermek için gelmiş serseri yani. Küçümseyecek bizim eğlencemizi. Alışak Romeo. Oh. Aferin oğlum. Bravo. Bravo abi. Bravo, bravo süper. Süpersin. En iyisisin ya. En bu. İyi bu. Harikasın oğlum. Çok, çok güzeldi Selim. Çekil. Bravo geçin yavrum. Gonca gel bakalım. Çalışabilir mi yavrum? Çalıştım hocam. Zaten kısa bir şeydi. Olsun. Hadi bakalım. Güzel çiçek. Çiçekler serpiyorum gelin yatağına. Güzel. Ne yazık. Toz toprak örtü olmuş başına. Her gece çiğler yağdırırım güzel kokulu sularla. Ya da inlemelerde damıttığım gözyaşlarımı dökerim üstlerine. Evet. Senin için yapacağım sevgi töreninde mezarını süsleyip ağlayacağım her gece. Ağla ağla. Bravo yavrum. Aferin çok iyi. Bravo. 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 Çok iyisin. Evet şimdi Ayşegül ve Selim iki adım öne gelin bakayım yavrum. Şu Romeo Juliet'i bir görelim. Gelin çocuklar ne alemdesiniz bakalım. Hadi. Dur. Yemin etme yine. Senin varlığın sevinç veriyorsa da bana... sevinç duyamıyorum bu geceki anlaşmadan.
Çok acele, ani oldu düşünüp taşınmadan. Yani daha çaktı diyemeden çakıp da kaybolan Yıldırım'a benziyor. Tatlım, iyi geceler. Şu sevgi tomurcuğu yazın olgunlaştıran meyvesiyle dönüşsün bir çiçeğe. İyi geceler sevgilim. Sana doyamadan mı bırakacaksın beni böyle? Nasıl bir doyum bekliyorsun ki bu gecede? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.